Miyomlar rahime ait iyi huylu tümörlerdir. Çok nadir olaraktan kötüleşme şansına sahiptir. Üreme çağında miyomları çok sıklıkla görmekteyiz. Miyomların gebelik şansını azaltabilmesi için yerleşim yerlerinin iyice bilinmesi lazım. Rahimin dışında, şöyle rahimi düşünecek olursak, rahimin dışında yerleşen miyomların bize pek bir zararı yoktur. Çünkü gebelik içeridedir. Gebelik dolayısıyla rahim büyüdükçe miyom belki biraz estrojen hormonuyla biraz daha büyümektedir. Ama bize bir zarar vermeyecektir. Ne yönden? Bebeğin gelişmesi yönünden veya bebeğin erken kaybı yönünden, yani düşük şeklinde. Peki miyomlar eğer rahimin içine doğru girerlerse o zaman ne yapabilir? Bebeğin yerleştiği kesenin üzerine baskı yaparaktan rahimin içinde onun büyümesini engelleyebilir ve düşüğe sebebiyet verir. Yerine göre, santimine göre ve yerleştiği yerin stratejik önemine göre hareket etmek lazım. Dolayısıyla rahim içinde bir miyomu olan yahut bir kısmı rahim içinde, bir kısmı rahim dışında dediğimiz komponenti olan kısımlar olan miyomlarda mutlaka gebelik öncesinde bir rahim içi kanalının, rahim içinin genişliğinin ve yerleşiminin nerede olduğunu görmek lazım. Çünkü kanlanmayı da bozacaktır tabii bu arada miyomlar baskı yaparak. Bebeğin gelişimine de mani olacaktır. Erken doğumlara da sebebiyet verecektir. Düşüklere de sebebiyet verecektir. Demek kişiye özel miyomların yerleşimine göre, çapına göre, baktığımız histerosalpingografik görünümlere göre, histeroskopik görünümlere göre tedavimizi planlayıp miyomların alınıp alınmayacağına karar vererek ondan sonra gebe kalma şansını kişilere vermenin daha doğru olacağına inanıyoruz.